Ya baba ne yapayım? Mahalleyi soruyor sandım ben. He, yoksa sen İran'ı çok iyi biliyorsun değil mi evladım? Tabii, tabii. Ya bak, hazır aklıma gelmişken sana şunu sorayım diyorum. Bu ekmeği neden yapıyorlar? Yememiz için yapılıyor baba, neden olacak? Ya sen daha soruyu anlamıyorsun ki cevabını veresin. Ha sana sormuşum, ha şuradaki kediye sormuşum. Aynı şey yani. Ekmeğin diyorum ham maddesi nedir? Hamur. Hamur, hamur evet. Hamur da yani diyorum ki bu hamur yediğinde, ekmek yediğinde aslında ne yemiş oluyorsun? Ne yemiş oluyorum? Yani baba şimdi ekmeğin arasına ne koyuyorsam onu yemiş oluyorum. Yani patates kızartması koyduğum zaman patates kızartması yemiş oluyorum. Ya bu nasıl soru ya? Ya sen nasıl bir çocuksun ben anlamıyorum ki ya. Günde iki büyük somun ekmek yiyorsun ama ekmeğin neden yapıldığını bilmiyorsun oğlum ya. Allah Allah. Senin o beyincinin o kafatasçının içinde ne var ya? Beyin yerine kokoreç mi var acaba? Gene neyi bilemedin seninki hayatı? Ya vallahi ekmeğin neden yapıldığını daha bilmiyor. Yani ben buğdayı bilmeyen çocuğa hayatı nasıl öğreteceğim Servet abi? Ah, olmadı. Yanlış. Ters. Çirkin. Çok ayıp. Kızlarla gezip tozuyor ama. Buğdayı bilmiyor ama elma yanak, kiraz dudak hepsini biliyor hayatı. Şimdiki nesil böyle. Her şeyi biliyormuş gibi davranıyorlar. Okumadıkları filozofların laflarını ona buna satıyorlar. Her şey poz. Her şey kıvırma. Tabii ben sana bir şey söyleyeyim mi hayatı? Bu modern insan dedikleri var ya hiçbir yaramaz. Bunu böylece bilesin kardeşim. Fikirlerine katılıyorum Servet abi. Her ne kadar tercihen ayrı düşsek de ama genelde sen doğru söylüyorsun. Doğrusun. Fikren tercihlerimiz uyuşmayabilir ama hayatıcığım biz aynı semtin, aynı sokağın, aynı memleketin insanlarıyız. Eskiden de insanlar ayrı ayrı fikirlere sahipti ama kavga yoktu. Örneğin birisi meyhaneden dönerken biri sabah namazına gidiyorsa karşılaştıkları zaman birbirlerine selam verip sevgi ve saygılarını sunarlardı. Şimdi biz onu kaybettik hayatı. Nerede o insanlar? Ne yapıyorlar ha? Ah, ah. Ağzından bal damlıyor Servet abi. Şimdi devir kopyacılık devri. Herkes birbirinin aynı. Telmaşa. İnsanlar aynı, arabalar aynı, telefonlar aynı. Teknoloji var ama insanlar öküzleşti ya. Tabii. Hadi bakalım şimdi bir Mimar Sinan'ı, o koca Sinan'ı ele alalım. Koskoca Süleymaniye Camii'ni bir tek Tecet Veli ile yaptı. Şimdi bilgisayar var, kepçe var, vinç var. Hadi buyurun bakalım. Yapsana bir Süleymaniye'yi. Onun için sen şimdi kızma bu çocuğa ekmeği buğdayı bilmiyor diye. Ayrıca bu çocuğu da ekmek almaya gönderme ha. Ceyhun, evde yoklar galiba. Anne kapı açık, ışıklar yanıyor. Yaren! Derya! Kandi! Ses geliyor yukarıdan. Karlut! Ferdi! Niye karşılamaya gelmiyorlar? Ya anne hemen bir kötü düşünme ya. Bir şey vardır. Aydan yemeğe ancak yetişmiştir. Hadi. Karlot, Ferdi, Derya, Yaren. Evet babacığım, farkındayım. Okey'e dönüyorsun ama döndürmezler. Devir, 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 devir. Vallahi vallahi bak, bak bu ne bu bak. Bak bak bu ne bu ne bu ne bu ne. Ha? Aa kimler gelmiş, kimler gelmiş. Ya siz bu akşam mı gelecektiniz? Neyse dağıt sen ya, dağıt dağıt hadi. O iş bende. Beyler keşleri ateşleyelim yalnız. Çat çat çat. Kaç eldir Carlos'uma gitti. Bizde keş mi kaldı Yaren? Adam sabahtan beri bizi... Şş, aslan. Bir varsa ateşlesene bir 10-20 bize bir şey be. Senin polis maaşını yiyelim, ver ver. Ailedensin zaten artık, ver ver ver. Hadi. Ceyhun bana da bir 20 versene. Ben oynamıyorum da delikanlı adamım, cebimde bulunsun bence. Ama biz aslında yemeğe gelmiştik de burada mı yoksa orada mı o şey? Aa yemek. Ay ay biz onu hepten unuttuk ya ya. Olur kızım şey oyununuz bittiyse o zaman toplayın oyuncaklarınızı. Sofrayı hazırlayalım. Ya gidelim mutfağa şey getirelim. Ne getireceksin lan mutfaktan? Yemek yok ki mutfakta. Kızım sen bizi yemeğe çağırmadın mı? Akşam bize yemeğe gelin demedin mi? Evet ama unuttuk.
Neyse o zaman biz de ne varsa onu yeriz. Değil mi? Hadi Derya, biz mutfağa gidelim, bir şeyler yapalım o zaman. Yaren sen de gel. Hadi kızım. Hazırlayalım yiyecek bir şeyler geç olmadan. Evet. Ceyhun, yerime baksana sen de. Soğan yoksa soğan aldırır ha. Kırarım. Yürü be! Oyunu bırak diyorlar. 30 liramız gitmiş burada ya. Damat, sende 100 kağıt var mı? Var. E koyacağım masaya, öyle bedavadan oynayamazsın. Hadi. Hadi hızlı, hızlı, hızlı. Polis olacağım bir de. Taşın eksik. Ayaklarımız şişti ama ya. Sopa geliyor, sopa, sopa. Hayır, ben neyi bekliyorum acaba ya? Ben neyi bekliyorum ya? Bu yıkama niye gecikiyor? Kandemir Bey öldü karşıktan. Ayak yıkamanın sırası mı şimdi canım? Ama Şehriban Hanım, biz artık aile olacağız ya. Yani doğal halimizi görün istedim ben ya. Şeho teyze, biz buyuz, bak buyuz, buyuz. Yemek geldi, adeta bir ziyafet. Yani ayaklarımı kim yıkayacak kız? Kandil, ben yıkarım. Allah! Allah! Çok acıktım ha! Bıraksana onu bırak. Hop! Ne yapıyorsunuz ya? Benim ekmeğim. Bıraksana ekmeği. Ya atıl. Sen bırak. Kandemir Bey, çocuklar ekmek için niye kavga ediyorlar? Şehriban Hanım, ben şimdi kalkar onların ağzını burnunu böyle lap lap kırarım. Oh, oh, oh! Uh, uh! Nasıl olmuş yemeklerim? Ellerime sağlık olmuş mu? Ellerine sağlık kızım benim. Derya, yavrum bu ne? Biber. Özellikle de biber çok güzel olmuş. Ellerine sağlık karşım. Afiyet olsun abicim. Ceyhun, beğendin mi? Ha? Müstakbel karının yemeklerini. Güzel. Çok güzel. Değişik. Çok güzel. Şehriban Hanım, görüyorsunuz değil mi? Sizin yanınızda nasıl kendimizi rahat, böyle doğal, böyle içimizden, kendiliğinden hissediyoruz. Eksik olmayın. Kız Maşuka, bu falcının söylediği galiba çıkıyor. Bunlar ne biçim alem iş böyle ya? Yenge, ye hadi. Ayıp konuşmayalım. Ne yapıyor ya? Ya bırak. Ayık. Hey. Ya senin yeterince trisepsin var. Ver bana tavuk. Bana ne ya? Baba ya, bir şey desene. Uşt. Duydunuz mu? Bahadır'ım ne kadar tatlı tatlı fırlattı. Bizde osurmak ayıp değil. Geğirmek ayıptır. Ayrıca osurun Türkiye'de hatır sayılır bir gişesi var. Teşekkür ederim. Ceyhun'cum, artık sen de bize iç güvesi geldiğine göre gördün yani mevzumuzu, uyanmışsındır aileye. İster misin, sana güzel bir atlet vereyim, rahat et. Ben rahatım ben. Ya bizde, ailemizde birincil önemli olan şey sıcaklıktır. Yaren bak, bana 2 lira borcum var ha, unutma. Vereceğiz lan. Sen de giymişim en topuklu ayakkabımı. Topukları vırcıklı vırcıklı. Susun be şapşikler, susun. Biraz hanım oturun şu sofrada, susun. Bunlar böyle Ceyhun'cum. Her akşam böyleler. Ama nasıl zaten artık aileye girdiğin için zaten şahit olacaksın buna. Değil mi? Bir an evvel halledersin değil mi düğün işlerini ha? Derya. Kimliğini getirsene bu nikah işlemleri için. Darya alalım. Ceyhun, rahatsız işte. Annem acıya gelmezler. Derya, kimliğini getirsene bu nikah işlemleri için, tarih alalım. Tamam. Ben dükkanda demiştim ya hani. Böyle aradım, 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 bulamadım ama bulunca vereceğim. Evet, bul. Evlenin artık.
koruyacağım ben yoksa. Kandi, önümüz açılacak. Arkadaşlar ben böyle dirençli aile görmedim ya. Bu aileden kız mı alınır? Şu halimize bak ya. Ya hepsini geçtim ben. Kesin terlikten tiskinirler dedim. Bunlar nasıl tiskinmediler ya? Yemin ediyorum ben hepinizden iğreniyorum şu an. Beni hiç sorma. Hele şu pisliğin pırtlaması bile etkilemedi. Abi be. Keşke ben pırtlatsaydım ya. Keşke lan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?